Dünyada ilk ve Türkiye'de ilk olan bir projeden bahsedeceğim. Birazdan ekranda göreceğiniz yazılım başka hiçbir yerde, başka hiçbir kanalda, başka hiçbir sosyal mecrada yayınlanmamış görüntüler olacak. Bu anakarta yapmış olduğum uygulama size çok enteresan gelecek. Video devamını mutlaka izleyin. Hayretler içinde kalacağınıza eminim. Merhaba arkadaşlar. Birazdan izleyeceğiniz video içeriği daha önce hiç denenmemiş, yayınlanmamış bir video içeriği olacak. Dünyada ilk ve Türkiye'de ilk olan bir projeden bahsedeceğim. Yaklaşık 6 aydan beri bu proje üzerinde çalışıyorum. Nihayet tamamladım. Gördüğünüz anakart P35 chipset, MSI'ın P35 Neo 2. Bayağı eski bir anakart. Bu anakarta yapmış olduğum uygulama size çok enteresan gelecek. Video devamını mutlaka izleyin. Hani eski anakart demeyin. Buradan sonra daha önce hiç görmediğiniz, şahit olmadığınız bazı bilgilere ve bazı görüntülere sahip olacaksınız. Hayretler içinde kalacağınıza eminim. Hemen şunu da belirteyim. Buna benzer değişik, enteresan video içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olunuz. Kanalıma destek olursanız ben bu tür enteresan içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Aynı zamanda abone olmayı da unutmayın lütfen. Bu anakartın BIOS'u gördüğünüz gibi eski tip AMI BIOS. Orijinal BIOS'u bu. Yani resmi sitesinden indireceğiniz anakartın BIOS'u bu. Bakın burada bir soket görüyorsunuz. Bu soketi takip edelim. Anakartın BIOS yazılımı bu görmüş olduğunuz BIOS çipi üzerinden çalışıyor. Ben çipi ayırdım. Anakartın üzerinde olan, çakılı olan BIOS çipini ayırdım. Bakın, bunun yeri de burada. 8 bacaklı BIOS çipi. Buradan SPI çıkış konnektörlerini kullanarak aktarma kablosu oluşturdum. Tabii bu özel bir kablo sistemi. Buradan BIOS çipini takılabilir ve sökülebilir hale getirdim. Çünkü bu proje uzun soluklu olacağı için böyle yapmak zorundaydım. Bu kablo aksamını görmüş oldunuz. Bu görmüş olduğunuz çip bağlantı yerlerine lehimli iyiydi. Ben bunu çıkarttım. Bu da 1 MB'lik bir çip. Bu ekranı unutmayın. Birazdan her şey değişecek. Hemen başlayalım. İlk olarak BIOS çipini değiştirdim. 1 MB'lik BIOS çipi 2 MB'lik BIOS çipi ile değiştirildi. Kendi orijinal BIOS çipi 1 MB'lıktı. Bu geçici olarak takıldı buraya. Daha sonra elimde gördüğünüz EEPROM programlama cihazı ile bu 2 MB'lık çipe orijinal BIOS'u, yani hazırladığım UEFI BIOS'u yazacağım birazdan. Ama önce nasıl çalıştığına bir bakalım. Start veriyorum. Kapattı. Açılacak. Bu arkamda görmüş olduğunuz ekrandaki görüntü ve yazılım daha önce başka hiçbir platformda, başka hiçbir sosyal medyada ya da başka hiçbir makalede göremeyeceğiniz görüntü ve yazılım sonucudur. Bu benim 6 aylık çalışmam sonucu ortaya çıkan bir projedir. Bu yazılım 2007-2010 yıllarında MSI tarafından geliştirildi ancak başarısız olduğu için tamamen kaldırıldı. Başarısızlıkla sonuçlanan bir yazılımdı bu. Ben bu yazılımı daha da ileriye getirdim, çalışmamı bitirdim ve bu hale geldi. Bu anakart P35 chipset. Dikkatinizi çekerim. Çok eski bir anakart. Ve gördüğünüz gibi mouse BIOS'ta çalışabiliyor. Overclock hız aşırtma menüsü de bulunmakta.
Evet arkadaşlar, gördünüz, çalışmamı başarıyla tamamladım Allah'ın izniyle. Bu görmüş olduğunuz görüntüler ve anlattığım içerik dünyada ve de ülkemizde tek. Yani çalışınca başarılabiliyor, uğraşınca yapılabiliyor. Şunu söyleyen olabilir. Ne yani? Başın göğe mi erdi? Başım göğe ermedi. Ancak bunun başarılabildiğini gösterdim. Yani eski legacy denilen BIOS'a UEFI BIOS yazmayı ve programlamayı gösterdim. Bu aynı zamanda bize bir şeyler vermeli. Yani bir şeyler kıpırdamalı bizde. Eğer yazılım yapabiliyorsak anakartta üretebiliriz. Zaten benim istediğim de tek bu. Böyle başlamalıyız diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Masaüstü de gayet hızlı bir şekilde ekrana geldi. Herhangi bir SATA bağlantısı yok. Sadece üzerinde görmüş olduğunuz soğutuculu NVMe SSD sürücümüz bulunmakta. Bu gördüğünüz çipin test işlemi tamamlandı. Artık bu 2 MB'lık çipe yazılımı atabilirim ve anakart üzerine montajını yapabilirim. Hemen geçelim montaj işine. Evet, tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz 2 MB'lık çipin lehimleme işlemini tamamladık. Aynı zamanda yazılım da atmış oldum. Şu anda anakart çalışıyor ve BIOS'a girebildik. Bitti mi? Bence daha bitmedi. Masaüstüne gidelim. 4 adet 4 GB'lık DDR2 RAM'ler de taktım. Toplam 16 GB RAM kapasitesi var şu anda. Start veriyorum. Bir de bahsetmişken anakartın BIOS'unu ve tüm sürücüleri 2024 modül olarak ayarladım. Yani bugün bu anakart 2024 model anakarttır. Bir de ufaktan veri değerlerine bakalım. NVMe SSD'imizin veri değerleri bunlar. P35 chipset olduğu için bu hızlar çok çok iyi hızlar. Gördüğünüz gibi NVMe SSD sürücümüz burada görülüyor. Anakartımızın BIOS'u 2024, 12. yayın 31'i 2024, MSI P35 Neo 2 UEFI. 16 GB RAM'imiz, Xeon X5460 işlemci var anakartta. Gördüğünüz gibi GUID bölümleme tablosu GPT olarak gözüküyor. Sistem bilgisine baktığımızda BIOS modu UEFI olarak görülüyor. Aynı şekilde burada da 2024 yılına ait BIOS. Toplam 4 adet 4 GB DDR2 RAM. Isı değerlerine bakalım. Isı değerleri
gayet stabil. Şunu da ekleyeyim. Anakartın BIOS'una 2008, 2010, 2011 ve 2015 yılında Intel'in sunmuş olduğu mikrokodlar da eklenmiş oldu. Yani ısı değerleri bu yüzden çok iyi. Şu anda geçici soğutucu olduğu halde anakart üzerinde. Gördüğünüz gibi burada bizim NVMe sesli sürücümüz görülüyor. Güncelleme tamamlandığında anakart yeniden başlatacak kendini. Evet, yeniden başlatıyor. Burada duralım. Bekleyin. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu kadar uğraşacağım, emek vereceğim. Yazılımı Türkçe yapmayacağım. Olmaz. Zaten olmazdı. Ama bunun detaylarını bir sonraki videoda yayınlayacağım. Hatta belki overclock da yapabilirim. Sadece bunu görün, merak edin istedim. Bu yazılım daha da geliştirilebilir. Bunu bilin yeter. Bu anakartla hangi çalışmaları yaptım sırasıyla anlatmaya çalışayım kısaca. Anakartın üzerinde bu görmüş olduğunuz 1 MB'lık çip vardı. Göstermiş olduğum çipin olduğu yerdeydi bu çip. İşimi kolaylaştırmak için böyle bir modül hazırladım. Anakartın SPI denilen konnektörüne taktım. Sürekli çıkartıp sökmektense sadece bu görmüş olduğunuz çipi söküp takmak daha kolay olacaktı. EEPROM programlama cihazı ile 2 MB'lık çipe yazılım attım. Yani en son bitirdiğim projenin yazılımını attım. Söktüm buradan, aparattan. Ve lehimledim. Aynı zamanda güncelleme işlemini de gördünüz. Güncelleme de yapabiliyoruz masa üstünden. Bu şekilde proje bitti. Ek olarak BIOS yazılımının içine mikrokodlar ekledim. İşlemci ısınmasın diye. Bu anakartın resmi sitesine girdiğinizde üzerindeki X10 işlemci yoktur. Desteklemez. Yine bu anakartın resmi sitesine girdiğinizde üzerindeki NVMe SSD yoktur. Desteklemez. Ama şu anda bu görmüş olduğunuz 2 adet donanımı destekler hale geldi. Artı bir de UEFI destekli yazılım yüklenmiş oldu. Kısaca yaptıklarım bunlar. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olunuz. Kanalıma destek olursanız ben buna benzer projeleri yapmaya, geliştirmeye devam edeceğim. Aynı zamanda abone olmayı da unutmayın. Bu çekimden sonra bir video daha hazırlayacağım. Türkçe menülü BIOS'u göreceksiniz. İlk defa bu anakartta. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.